İyi günler sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Valla dün akşam saat kaçtı değil mi? Yani 12'ye doğru yayınımız bitti 11.30. Buradaydık böyle üst üste. Yine ben de berabersiniz. Dün akşamı seyredemeyenler de eh, kaçırmış oluyorsunuz. Ne yapalım? Buradan devam edeceğiz. Şimdi dünden bugüne kahvelerimizden de yudumlarımızı alalım. Artık sabah kahvesi yerine hafif öğle öncesi kahvesi içmiş oluyoruz. Şimdi ne oldu dün akşamdan bu yana? Bir kere korona olayımız var. Korona olayı patladı. Yani şöyle patladı. Buradan ısrarla bir şey anlatıyorduk değil mi siz de? Diyorduk ki ya arkadaş bu bilgiler doğru bilgiler değil. Gerçek bilim insanları o ne bileyim abi diye bir kurul var yani. Ne işe yarar hiç belli değil ama maaşlar herhalde çok yüksek. Hiçbiri ağzını bile açmadan orada oturuyor. O böyle ne bileyim abi kurulu değil de gerçek bilim insanları. Yani bu iktidar ve iktidarın başı tarafından lanetlenen. Bahçeli tarafından hain bunlar alçak bunlar öldürün yok edin falan denilen insanların bizlere anlattığı bilgiler Sağlık Bakanına saraydan talimatla gönderilen bilgilerle farklıydı. Ve diyordu ki ya arkadaşlar Burada bir hata yapıyorsunuz ya bakın insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Bunun sonucunda bu olay patlayacak. Özellikle Eylül, Ekim aylarına geldiğimiz zaman önüne geçemeyeceksiniz. Efendim ben tıp uzmanı mıyım? Hayır gazeteciyim ama. Dikkatli bakıyorum. insanları dinliyorum, soruyorum, bir daha soruyorum, bir daha soruyorum. Ona bakıyorum dünyada ne yapıyorlar? Bizim özelliğimiz bu. Kızıyorlar tabii ya her şeyi sana mı soracağız, sen mi anlayacaksın? Beni anlamam ama ben sorarım, öğrenirim. İşte gazeteci gerçek gazeteciler bunu yaptılar ve her seferinde anlattık. Dedik ki yanlış bir şey yapılıyor. Hayır benim ne alakası var? Sizler hainsiniz. Ha ha tabii istiyorsunuz ki bütün ülkeyi zaza ulan gerizekalı bütün ülkeyi sararsa biz de ölüp gideceğiz. Yani nasıl isteriz böyle bir şey? Ama işte öyle hastalar var. Ruh hastası. Adam diyor ki evet diyor bunlar ekonomi kötü gitsin. Dolar 100 lira olsun diyor. Bana faydası yok. Güzelim faydası yok. Ekonomi kötü giderse, sağlığımız kötü giderse, Türkiye'nin herkes hasta olursa ben de gidiyorum arada. İşte anlattık ona. Ne oldu? Dün akşam itibariyle lang girdi. Adam dedi ki arkadaş bu durum bu. Ne oldu birdenbire? Aa vaka sayısı oldu mu 28 bin mi? Kaç? Kaç oldu? Son rakam neydi ya? Bir dakika bir dakika ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir anda. Ha 28 bin ne? Günlük tabii bu. 28 binde bir anda Avrupa birincisi oluyor. E AKP'ye de yakışan bu. Bizim saray neydi? abi? Her şeyde birinci olacağız. Cihadette birinci olacağız. İlkelikte birinci olacağız. Geri kalmışlıkta birinci olacağız. Enflasyonda birinci olacağız. İşsizlikte birinci olacağız. Yani mesele birinci ol da nerede olursan ne ol diyor adam. İşte şimdi de hasta sayısında pat birinciliğe geçiverdik. Şimdi Avrupa ülkelerini falan diyorlar onlar açıklananlar. Yani doğru rakam. Bizim açıkladığımızla yani daha doğrusu saray lütfetti en sonunda dedik yani olmuyor. Onu da İmamoğlu'na borçlular ha söyleyeyim. Yani İmamoğlu ısrarla gidip de ya arkadaş biz cenazeleri biz kaldırıyoruz bu nasıl iş? Sen 20 ölü diyorsun ben dün 130 cenaze kaldırdım sadece bulaşıcı hastalık diye bize gelen. O da bulaşıcı hastalık diye yazan ayrıca da 5 tane de korona yazıyorlar o ayrı. Onun üzerine artık minare kılıfa sığmamaya başladı açıkladılar ve dünya birinciliğine oturduk. Eh aferin ee, enflasyondaki gibi işsizlikteki gibi efendim işte ilkellikteki gibi dünya birinciliğini ya. Nasıl kıskanıyorlar bizi? Nasıl kıskanıyor? Şimdi de Alman'ı düşünüyorum. Allah kahretsin diyor. Kaptırdık lan birinciliği bu Türklere gene diyor. Her şeyde birinciler be kardeşim diyor. Bir kıskançlık, bir kısa sokmayacaklar bizi bu gidişte. Bak ayın 11-12 miydi? 10-11 mi? Avrupa'da toplantı var. Bir sürü adam diyor atalım abi diyor Allah Ve Almanya gene yani şey yapıyor çünkü çok var ya Türk var. Her neyse sonuç. Evet. Efsaneyi çökettiler. Yok şöyle iyiyiz. Dünyada birinciyiz. Amerika'ya da yardım ettik. İspanya'ya da yardım ettik. Ulan Çin bile bizden aşağı alacak falan derken lafı getirdiler. Efendim aşı bir de bu Türk aşısı demiyorlar mı? Ona bayılıyorum. Aşılama yıl sonu yerli aşı Nisan'da diyor. Bir de yerli aşı. bak elimi sürmem yerli aşıya. Net söylüyorum bak elimi sürmem. Zaten o dedikleri de Çin'den gelecek aşağı. O da çakmak. Çakmaya bayılıyorlar biliyorsunuz yani. Ya çakma olsun ucuz oluyor diyor adam. Alıyor. Şimdi burada bir yerli aşı. Hani bu devamlı topluma anlatılan şey. Arkadaşlar her şeyi biz yapıyoruz. E dün demedi mi ya? Araba dedi ya. Araba mı vardı dedi ya. Yoktu tabii. Ama bak ne vardı biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Şimdi gördüm buraya girerken tam girerken de böyle ucuyla not aldım. Ee, Naim Babiroğlu tweet atmış emekli generallerden. Yani listeyi daha çoğaltırız, çalışırız belki bugün de yarına. Şimdi diyor ki bak 86 yıl önce, 86 yıl önce, yıl kaç oluyor? 1934. Türkiye uçak üretiyor ve İran Şahı'na hediye ediyor Atatürk. İran Şahı'na uçak gönderiyor. 1934. Şimdi bak Atatürk, İran Şah, Şah öbürü. Yani Atatürk mütevazi yeni bir cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı. Savaş kazanmış, devlet kurmaya çalışıyor ve o kendini 2500 yıllık Pers İmparatorluğunun varisi olarak kabul eden böyle yere göğe kendini sığdıramayan İran şahına uçak bak nereden nereye 86 yıl sonra Elin çölündeki adamı Evet ben de bir tane diyor 747 var diyor Boeing diyor fazla diyor ben yenisini alacağım ya bunu diyor verelim diyor Tayyip Erdoğan seviyor uçakları ona verelim diyor geliyor Hii! alkış kıyamet karşıladılar. şimdi her yere onunla gidiyorlar Boeing 747 üst katında ben kalıyorum çok güzel iki katlı uçağımız var bizim aferin size iki katlı uçakla Dünyanın her yerine gidiyorlar. Gazeteciler de oluşuyor. Gazete, adına gazeteci denilen bir takım tipleri de doluyor. Onlar da abi çok güzel uçak be. Vallahi yani iyi ki vermiş bu. Allah'tan Katar var. Katar şehidi olmasa uçağımız olmayacak. Halbuki bir Kıbrıs'a 11 uçakla gittiler ya. Hepsi ayrı ayrı gittiler. Piknik yaptılar geldiler. Bak şimdi geçmişteki vali, geçenlerde Saygı Öztürk'ün abisiydi değil mi? Vefat eden. Evet. Evet. Ya onun valilik anılarını anlatıyorlar. Adam yolda trafik kontrolü, daha doğrusu kimlik kontrolü falan yapılırdı eskiden ya. Vali, minibüste kimliğe bak. Aa, sayın valim diyorlar. Buyurun götürme. Olur mu diyor ben diyor. Kendi özel işime gidiyorum diyor. Devletin arabasını kullanabilir mi? Ya bizimkiler pikniğe gittiler 11 uçakla. Efendim ayrı ayrı gidelim. Maazallah uçak düşer de Türkiye'nin başına bir şey gelmesin diye. Halbuki belli ne olur acaba belki de kurtuluştur ama neyse yani sonuçta öyle gidiyorlar geliyorlar bak eski kafa bambaşka bakıyor. Yani eski Türkiye dediklerinde o dönemin valisi de emniyet müdürü de kaymakamı da devlet görevlisi şey, öğretmeni memuru tapu müdürü hepsi bir şekilde o gücü kendi gücü gibi kullanmaya yeltenmiş. Aralarda çıkmış mıdır? Tabii ki çıkmıştır Atatürk döneminde bile yolsuzluklar var. Yani çok merak eden Sümerbank Ayakkabı Fabrikası neden kuruldu diye açıp bakarsa orada görür. Bu korkunç bir yolsuzluğun sonucu olarak askerlerimizin nasıl dağlarda çıplak ayakla kaldıklarını görünce Atatürk adeta deliriyor. E diyor ki arkadaş böyle olmayacak. Biz bu diyor bu hırsız tüccarlardan diyor mal alıp askerimizi bu hale getiremeyiz deyip işte Sümerbank Fabrikası. Tarihçesine bakın çok ibret verici şeyler vardır bizim geçmişte. Ama düşünebiliyor musunuz 80 kaç 6 yıl önce o dönemin böyle kartalı kabul edilen Pers İmparatoru'nun varisi İran Şahı'na uçak hediye edebiliyor Türkiye. Bugün çıkıyor bir kadın bile diyor ki biz diyelmede arabam vardı. Yoktu tabii biz eşek, eşeklere binip de gidiyorduk değil mi? Ha, canım benim. Bak başka ne vardı? Mesela 82 yıl önce yani 1938'de Atatürk'ün öldüğü yıl Çin'e, Çin'e evet Çin Çin var ya Çin'e kolera aşısı yaptık gönderdik. Ama bu iktidar ne yaptı? 80 yıl sonra hıfzı sıha dedik ya ne gerek var kardeşim dedi ya paramız var. Ben dünyanın her yerinden alalım. Aha işte bir pandemi ne aşı ne bilmem ne hiçbirini alamıyorsun. Neden? E çünkü işte o çakma akıl buraya kadar. Öyle benim param var canım ihtiyacımız olunca alırız. Ne diye şimdi ben burada hıfzı sıha aşım aşı maşı bilmem ne başımıza. Ama bak ne oluyor şimdi? Yerli aşı. Neyle yapacaksın kardeşim sen yerli aşıyı? He? Nerede yapacaksın? Kimle yapacaksın? O ne bileyim abi kurumundaki sözde bilim insanlarıyla mı? Ağızlarını bile açmayan, her türlü siyasi baskı altında ezilen o insanlar ama Onların ya da arkadaşları mı yapacaklar aşıyı? Ha, güldürmeyin beni. Bak mesela 82 yıl önce gene, 86 yıl önce, 34'te, 1934'te hani dün bir gün şey yaptık yani kadına şiddet falan. Hani kadın konusunda bak 86 yıl önce kadına seçme hakkı veriliyor. Amerika'da falan kıyametler kopmuş bilmem ne ve Avrupa'nın birçok ülkesinde daha kadına seçme hakkı yok. Mesela İtalya 12 yıl sonra, İsviçre kaç yıl sonra bakıyorum? 37 yıl sonra yani ekleyin işte 1934'e 37 ekleyin. Dur ben şimdi yine yanlış yanlış bir şey yapmayayım ya bir bakayım şu kaçmış. Efendim 900 kaç 30 4 37 ekleyelim. 4, 7 daha 11 değil mi? Bir, evde var bir. 4, 3 daha 7. Ha 1971 İsviçre kadınlara seçme hakkı veriyor. Seçme ve seçilme. 37 yıl önce Türkiye bu hakkı veriyor. Şimdi sen bana kalkıp da ya biz gelmedi eski Türkiye falan dediğin zaman benim tüylerim diken diken oluyor kusura bakmayın. Eski Türkiye'de her şey kötü. Neresi kötüydü be? Mutluyduk be mutluyduk. İnsanlar daha rahattılar. Ha eğer o derin devlet, merin devlet numaraları yapıp da böyle insanları katletmeseler daha da mutlu olurduk da. Ama işte Amerika'nın sultasında aman Türkiye komünist olacak falan diye zanneden bir takım askerler insanları kestiler, biçtiler, öldürdüler, yok ettiler, astılar falan filan. Ondan sonra da demokrasi falan. Yok öyle numaralar. Ama eskiden mutluyduk, eskiden mütevazi yaşardık. Başkasının malında gözümüz olmazdı. Onun için zengin oldu, bunun için Alevi, bu niye namaz kılıyor, bu niye oruç tutmuyor, bu niye başında kapalı falan diye sormazdık. Öyle bir şey yoktu. Ama geldiniz, bu hale getirdiniz şimdi. Al, bana getir kardeşim, 86 yıl önce yapılanlar kadar bir hizmet göster. Tünel açtık diyor. O gün de vardı tünel canım ciğerim. O gün de vardı. O gün de vardı demiryolu. O gün de vardı karayolu. O günün koşullarına göre vardı ama. Yaptığın bir şey yok. Tek otoyol yaptın, onu da dünyanın parasını alıyorsun. Deli Dumrul gibi. Evet. Dur be. Bir dur be Can be. Bir dur be. Bir haberlere bak. Ne oluyor? Hı, kahvenden iç. Ne bileyim işte akşamdan aldık böyle. <laughs> Hala devam ediyor. Şimdi bu arada dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse Hani bir Pele vardır. Şimdi bir Ronaldo var falan ama Maradona gibisi. Hakikaten bir şey yoktu. Yani ben bir Pele'nin gollerine bayılırdım. Belki yaş gereği işte o zaman da yani o benden de çok önce ama hani bir Pele efsanesi vardı işte 1970'li yıllarda. Dünya Kupası'nda filan Pele'nin attığı goller şu bu. Dünyada bin gol atan nadir futbolcular. Ama Maradona'nın hani golleri ve estetiği çalımları var. Şimdi onlarla ilgili arkadaşlarım bir takım görüntüler hazırlıyorlar. Onları beraber izleyeceğiz. Hakikaten hani sporu, futbolu sevin sevmeyin. Ama o kadar estetik hareketler, o kadar inanılmaz çalımlar ve inanılmaz goller ki hiç ben futboldan aman nereden çıktı bu futbol diyenler bir hat göten ya bu nasıl iş falan diye izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii korona ile ilgili yine hazırlanıyor. Az sonra gireceğiz. Nereden nereye geldik? Ya ben şeyleri tabii falan unutamıyorum yani Tayyip Erdoğan'ın mesela Türk Tabipler Birliği'ne onlar filan demesi o Bahçeli'nin Bunların hepsi hain, terörist falan demesi. Ya bilim insanları siyaset falan yapmıyorlar. Sadece uyarıyorlar. Diyorlar ki yanlış bir şey yapıyorsunuz. Abi ben yanlış yapmam. Neden? Abi ben yapamam zaten yanlış. Bu iktidarın kafasında o var. Yani sana mı soracağım? Sen kimsin? Ben şuyum. Ben bu. Hep böyle 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 böyle. Ama canına okundu ya ülkenin bir anlamda. Bak şimdi nasıl vereceksin hesabını kardeşim? Türkiye'de koronaya yakalanmıyor. Ben yakalandım dahası var mı ya? Bu kadar tedbir, bu kadar dikkat ve buradan bu kadar da uyarıcı konuşmalar yapıp yapıp da sen yakalanırsan trajikomik bir durum bu. Üstelik de yani böyle bir 3-4 günü de fena geçti yani onları da anlattım. Ama bakın çevrenize bakın. Artık benim ailemde, benim tanıdıklarımdan, benim bildiğim isimlerden korona hiç yok diyen bir kişi bile kalmadı. Bu ne demek? Kember daraldı. Ha, sen şimdi ne yaptın abi? Herkesi koronaya bulaştırdın. Ölen ölen ölür. Kalan sağlar benimdir. E ne var kardeşim yani İspanyol gribi de dünyada 100 milyon öldürmüş. Bizden de bir 50 bin kişi gitse hallederiz ne olacak parayla mı verdiler gibi düşünmüş gibi oluyorsunuz. Onun için diyorum o bilim kurulu üyeleri yatacak yerleri yok. İnanın yok. Çünkü neden? Ağızlarını açmadılar. Adı bilim kurulu. Dalga mı geçiyorum işte. Ne bileyim kurulu abi. Ne bileyim abi diyor. Ne bileyim ben. Saraya söylüyoruz. Ondan geliyor. Bir tanesi ağzını açıp da ya arkadaş yanlış yapıyorsunuz demedi. Yahu sen Türk Tabipler Birliği'ne, eczacılara niçin bu kadar saldırıyorsun? Doğru söylüyorlar diyemediler korkudan. Çünkü belli ki böyle çuvalla para verdiler bunlara. Ayıptır be. Bir de mi insanısınız. Bu kadar paraya tamah etmeyin dedim. Cevap bile vermedi. Sadece bir tane de ki Can Bey yanılıyor. Biz para almıyoruz. Ha almıyorsun. Almıyorsun da babanın ayrına mı duruyorsun o ne bileyim abi kurulunda? Neyse konuşuruz onu. Şimdi erken seçim tabii. Yani e, Türkiye'de muhalefet istedi diye erken seçim olmaz biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan çıkar sana ne ya sana mı soracağız falan der. Der der mi? Evet diyecek tabii zaten. Ama e, Bahçeli isterse işte o zaman durum hakikaten karışır. Ben böyle ara sıra kullanıyorum. Meral Akşener dinliyor elde. yanda gülüm keten elvani ben kullanıyorum. Gerçi tabii herkesin kullandığı deyim canım. Benden aldı demiyorum ama bir anda duyunca ben de hoşuma gitti. Çünkü ben burada çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. E, öyle olursa artık yanda gülüm keten elba. Evet aynen öyle. Eğer Bahçeli isterse. Tabii ben yine aynı görüşümü e, savunmaya devam ediyorum. Şu anda erken seçime falan gerek yok. Bırak abi bırak. Yapsınlar bir düzeltsinler önce bir ülkeyi değil mi? Bak reform yapacaklar. Ekonomide reform. De, bilmem. Neyin reformu ya? Ne reformu arkadaş? Ne anne? Yani bir savaş mı çıktı? İktidar mı değişti? Büyük bir Yani 18 yıldır iktidardasın. Neyin reformu? Çek elini yargıdan. Reformun en büyüğü o. İki, işte birkaç tane bu çıkardığın ucube yasalar var. Yani sırf bana muhalefet ederlerse, benim önüme çıkarlarsa ben bunların canına okuyayım diye koyduğum maddeler var. Onları çıkar. Bir de işte bu Süleyman Soylu falan gibi akıllarında sadece şiddet kullanmak, adamları dövmek, perişan etmek, hapse atmak, süründürmek, sabahın üçünde beşinde toplamak, itip kalkmak, hakaret etmek, efendim şahsiyetini ayaklar altına almak gibi hasletleri olan birini de onun yerine makul, doğru düzgün polisine iyi davranacak, vatandaşına iyi davranacak makul bir insanı getirirsen zaten devrim devrim yapmış oluyorsun. Reform da değil. Ama olmaz. Bakın görün hiçbir şey olmayacak. Ha mecbur kalacaklar gene Amerika'dan, Almanya'dan falan birileri terim önce. Ya kardeşim artık bırakın şu kavalayı. Abi tamam biz hallediyoruz onu önce bir şey hepsine ev hapsine alalım oradan bırakırız falan diye yapacaklar. El mahkum. Şimdi böyle şiddetle karşı çıkıp ondan sonra e, görüyorsunuz ama canım biz hukuka uyuyoruz diye. Çünkü böyle bir madde koyacak oraya. Onu yapacaklar. O bunlar bakın Demokrasiye, hukuka, insan haklarına saygılı oldukları, özgürlükleri savundukları için değil. Şu anda iki büyük tehlike var. Bir, Avrupa Birliği'nden tamamen dışlanma tehlikesi. Bana göre olmayacak. Çünkü neden? Yani biz işte hep ısrarla size bir şey söylüyorum burada. Türkiye diye konuşursak hep yanılırız. Hani bugün yapılan muhalefetin de yaptığı yanlış o. Yani Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının dış ilişkilerinden bahsederken ister istemez hepimiz belki doğal Türkiye diyoruz. Hayır onu dememek lazım. Ya saray iktidarı ya AKP iktidarı diyeceksin. Dünya da bunun farkında. Türkiye'nin önemi çok büyük. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'a rağmen gözden çıkaramazlar. Bakın hani her şey şu anda tabii Tayyip Erdoğan'ı çok tutacaklar. Çünkü istenilen her şeyi yerine getiriyor ayrı mesele. Ama genel olarak baktığınız zaman hani kültür, bilim, sanat, eğitim, dünyaya uyum, medeniyet açısından baktığınız zaman Türkiye ile Tayyip Erdoğan'ı Avrupa'da ayırmayı biliyor aslında işlerini gördürmek farklı ama koskoca Türkiye'nin tümüyle geri bir ülke konumuna gitmesi dünyada hiç kimsenin işine gelmez. Onun için kimse merak etmesin. Yani efendim Amerika Türkiye'yi devirecek, Avrupa Türkiye'yi yok öyle bir şey. Eğer bir şeyleri olacaksa yani bir ters tavırları iktidardır o. Türkiye'ye değil. Onun için ayıralım lütfen. Türkiye çok farklı, Türkiye çok büyük, Türkiye çok önemli, Türkiye çok zengin bir ülke. Ama bu iktidarla gittiği yol yanlış. Bunu anlatıyoruz yıllardır burada. Ve işte bakın zamanında söylendiğinde inanılmayan ya da ya aman bunlar da kardeşim işiniz gücünüz sadece o. Tek derdiniz bu dediğiniz bütün olaylarda haklı çıktık mı çıkmadık mı? Dolar fiyatında söyledik böyle giderse bak arkadaş ne yaptılar bize? Ne dediler? Yani bana değil bakın bu konuyu dile getiren gerçek bu ülkeyi seven gerçek vatanseverlere, aklı fikri olan, Türkiye'yi daha ileriye taşımak isteyen insanlara hep hakaretler ettiler. Tabii sizin istediğiniz o, kriz çıkacak. Lan kriz çıkacak, bana ne faydası var? Yani Türkiye'de dolar 5 lira değil, 8 lira değil, 18 lira olduğu zaman benim bir kazancım yok. Ha benim dolar kazancım olur. Dövizle iş yapıyorumdur ve döviz kazanıyorumdur. O zaman hani dersin ki ya arkadaş tabii bak buradan bir kuruş bile artması senin kazandığına ek getiriyor. O ya yok. İşte dediğim gibi hep bu düşmanlık. A erdinler oldu. Şimdi bak apar topar damadı çat salladın gitti. Adamın nerede olduğu belli değil. Ya 20. güne girdik. Adam ortada yok. Buhar oldu. Ha espriler yapıyorlar. Belki yedi kule zindanlarındadır falan diyenler var. İşi gırgıra vurduk artık. Lan boğdurdular mı yoksa diyoruz. Adam ortada yok. Aile ortada yok. Nasıl iş bu? Yani böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Adam yok. Buhar. Sebep? E işte çünkü biz o kadar dedik. Tayyip Erdoğan o lafı hala kulaklarınızda değil mi ya? Bak beni bir seçin. Göstereceğim ben o dövize faize. Al. Gösterdi doğru söylemiş aslında. Ama söyleyiş tarzı neydi? Yani bir çakacağım döviz de düşecek, faiz de düşecek. Aa, Türkiye büyüyecek. Tersi oldu. Şimdi dese ki e arkadaş ben size söyledim. Dedim ki bak beni seçin ben size göstereceğim. Aa, gösterdim yani yalan söylemiş olmuyor ki. Doğru söylemiş oluyor. Bak bu bitti. Zamanında Ergenekon balyoz değil mi? O da TV davası yok. Fuhuş davası yok. Efendim neydi o bir Poyrazköy davası ya bunların hepsinde. Ekranlarda çırpındık ya dedi ki kardeşim yanlış bir şey yapıyorsunuz. Yani ordu içinde darbeye meyilli ya da darbe yapmayı isteyen var mıdır? Elbette vardır. Efendim ordu içinde, gazeteciler içinde, akademisyenler içinde Türkiye'yi bir tür dikta rejimine götürmek isteyen var mıdır? Vardır. Ama siz topyekün hepinizi birden darbeci, postalcı, hain, terörist falan. Ha, siz yanlışlar. Sonra ne oldu? Kendi kendileri kumpas olmuş dediler. Pişmanlık için ayda bütün ömür boyu hapse mahkum edilen paşaları, gazetecileri, akademisyenleri, sendikacıları, sanatçıları hepsini özürler dileyip kapınlarına koydular. Gene haklı çıktı. Al işte en son sağlık konusunda ya dilimizde tüy bitti güzel kardeşim. Bu ülkenin kötülüğünü mü istiyorum ben ya da benim gibi düşünenler? Ya diyoruz ki yanlış bir şey yapıyorsun. E sen şimdi kardeşim kalabalıkların üzerine çay atıyorsun. Sonra diyorsun git maske mesafe temizlik. Yahu gözünün önünde. insanlar üst üste diyoruz. Sen karışma sen kimsin ya sana ne ya bilmem ne. Al. Rakamları diyorduk hainler siz alçaklar tabii istiyorsunuz ki Türkiye'de 100 bin kişi ölsün. Öyle çıkıp saçma saçma konuşanlar oldu biliyorsunuz. E sonuç? Ne oldu? Şimdi diyorsun ki bak bak şimdi gazetelere bakıyorum. Hürriyet. Geliyorsun acaba burada burada burada. Evet. Türkiye'de son 28, e, 24 saatte 28.351 yeni vaka. Koronavirüs Türkiye günlük vaka Bak dünya birincisi olduğumuz yok. Geçelim. Sabah şeysi. Burada var mı? Çin'den 50 milyon geliyor. Burada 28.151 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ya bu başlığı okuduğunuz zaman hiçbir şey ifade etmiyor ki. Ben, ben çünkü dün kaç açıklandığını unuttum, bilmiyorum, hatırlamıyorum. O öyle çıktı. Halbuki dünya birincisi oldum bak. Birden bat en tepeye çıktın. Amerika birden geri. Yeni şey şeylerine bakıyoruz. Onlar zeytinyağı devam ediyorlar. Allahım ya Rabbim. Hay Allahım ya. Bak bunu biz, kesin bunlar bir zeytinyağı işi yapıyorlar. Başka türlü olmaz arkadaş. Çünkü bak neden biliyor musunuz? Bunu bilimsel gibi ama o bile Allah'ın hediyesi diyor bak. Yani bu da bilimsel aslında bir şey. Her ürün Allah'ın hediyesi. Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her şey Allah'ın hediyesi zaten. Ey He Allah'ım ya. Bakıyorum burada. 50 milyon doz aşı geliyor. Bak müjde o. Bakıyorsun. Vakalar 28 bini aştı diyor. Açıkladı. Bak açık O kadar. Bir, bir şey yok. Cumhuriyet bakıyorum. Ha, halkı aldatan iktidar diyor. Ay, aylarca hekimleri yalan söylemekle suçladılar. Vaka sayısı 28 bin. Burada var. Sözcü ona bakıyorum. Gerçekleri nereye de geç ortaya çıkmak gibi bir uyu vardır ya. Bu çok güzel laftır biliyorsun. Saklayamazsın abi. Hiçbir şey, gerçeği saklayamazsın. Yeri yedi kadar değil. 500 yıl sonra ortaya çıkar. Çıkıyor işte. Yani 3000 yıl sonra mesela işte gene Mısır'da kazı yapılıyor. Firavunlar bir Aa diyorlar ki bak Firavun böyle yapmış. Aa, o gün saklamış. Aa, diyeceksin ki abi 3000 yıl yaşamadı. Çıktı mı ortaya çıktı. E bazen geç geliyor. O kadar kolay değil. Bak onlar da yapmışlar. Bakıyoruz. Evrensel. Gazeteden bak? Evet. Burada var mı? Vaka sayısı geçti. Aylar sonra gelen itiraf. Buyurun. Bir gün. Onda da tabii burada 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 bakayım. Nerede? Huzur evrinde Onlar şey olarak çok büyütmüşler mi? Hayır. Birlikteyiz. O tabii daha çok kadınlardan. Efendim. Kararda var mı? Evet, pozitif tabloya geri döndük diyor. Korkusuz, evet Avrupa indiriyor, Türkiye indiriyor, o başka bir şey. Yani şey, ne yapmışlar? Restoranda yasak, sokakta yasak, oturarak vatandaşlar. Ha bir de bu çıktı ya, şimdi bu koronayla ilgili. Efendim AVM'de yere oturuyor. Ya kardeşim bak şimdi, bu böyle bazen e, haber olsun ya da işte biz de bir şey söylüyoruz demek için yapılıyor bunlar. Özellikle bunu bu yandaş tetikçi medya daha çok kullanıyor. Ya görüyorsunuz değil mi? Şimdi o mitingleri, toplu namazları, efendim cenaze törenlerini ya da baş sağlığı ya da hasta ziyaretleri falan o kitleleri yok sayıp ya da Tayyip Erdoğan'ın kalabalıklara böyle e, çay atmasını, hediye atmasını falan görmeyip efendim be, Bağdat Caddesi'nin arkasında parkta ya, söylüyoruz bak aylardır da söylüyorum oradan bir zarar yok. Nitekim bak onlardan koronaya yakalanan da fazla yok. Çünkü herkes kendi küçük grubu içinde. Yani almışın yiyecekler. Nerede yiyeceksin? Orada oturmuş evi. Hangi zannedersin ki ağalar böyle sopra kurmuşlar da hani böyle herkes üstü. Yok. Almış oradan gidiyor. Hayır onu gösterecek. Ve dikkatleri daha. Ya bu vatandaş hep o. Bu vatandaş adam olmaz kardeşim ya. Biz adam olmayız ya. Ulan ben adam olmam deme. Biz adam olmayız. E niye? Geç. Bakıyorum. Yeni çağ tarımda ithalat cenneti olduk diyor. Onlar da uyanamamışlar galiba bakıyorum. Ha, vaka sayısı 28 bin oldu diye. Aa aydınlık, aydınlık. Ha gelelim şeye bak şimdi burada. Demirtaş serbest bırakılması için kampanya karşı 138. madde hatırlatması diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Bülent Arac'ın da terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan anayasanın hiç kimse mahkemelere ve hakimlere emir ve tavsiye veren. Ya bak şimdi böyle bir mantık var mı ya? Anayasanın 138. maddesi. Ya bu anayasanın bütün maddelerini ihlal ediyorsunuz güzel kardeşlerim. Yapıyorsunuz her seferinde. Ve yargıya talimat anlamını bu da taşır. Eğer şimdi gayet normal. Efendim Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi. Selahattin Demirtaş serbest. Ben hala ben de bilmiyorum abi sel Selahattin Demirtaş niye hapiste? Çünkü ısrarla söyledikleri Kobani olaylarıyla ilgili bir herhangi bir tutukluluğu yok. Yani Selahattin Demirtaş efendim Kobani'de halkı sokağa döktü şu kadar insanın ölümüne sebep oldu diye bir mahkumiyet almadı ki. Bambaşka nedenlerle bir içeride tutuyorsun. Onun aslında girişinin tek sebebi var. Meclis kürsüne çıkıp dört kere mi beş kere mi üst üste seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız dedi. Kürsüden indi o salı toplantı. İşte onun aslında intikam. Bunu herkes biliyor. E şimdi böyle kalkıp da efendim yargı etki yargı etkilendiği falan yok ki. Yani yargı bir karar almış. Yargı kararı uygulansın demek anayasanın 138. maddesini ihlal değil ki. Ama şunu tutuklayın, bunu atın. E sen şimdi bunu söylerken eğer Selahattin Demirtaş için terörist efendim Kavala için o zaten terörist Batı'nın uşağı FETÖ'nün talimatıyla bilmem ne geziyi organize etti demek de yargıya baskı değil mi? Çünkü sonuçta hakimler, savcılar da insanlar ve Türkiye'nin çok güçlü dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik. Bir canı sıkıldıyan çak 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 yazdım kanındır ulan bu diye ve bir memlekete gönderen adamdan herhalde endişe edecekler değil mi? Eğer o diyorsa ki bu adam terörist. Onlar da kalkıp efendim bunun terör suçu yok biz de bunu serbest bırakıyoruz diyebilir mi? Al sana 138. madde'nin ihlali. E, e Allah'ım ama işte diyorum ya bak bu şeyi hakikaten bu şeyi ve aydınlık ekibini transfer etsin mesela bu sabah TRT. A haber. Çünkü hakikaten onlar daha böyle abuk sabuk absürt yapıyorlar. Bunlar güm güm yapıyor yani. Çünkü daha akıllı çocuklar. Hepsi eğitimde okumuş yazmış çocuklar. Öbürleri gibi çurçur çur değil ki. Onlar işte böyle yapıyor. İşte turizmde Türkiye'ye gözlü oldu. Lan nasıl gözde oldu lan? Sokakta yemek yiyemiyorsun. Bak turistlerle kavga çıkıyor. Sigara içiyor nereden diyor. Bak mesela sigara yasağı. Ben sigaraya bıraktığım için hiç hoşuma gitmiyor içenler ama yani koronayı önlüyoruz sokakta sigara yasağı kadar absürt bir şey yok. Neymiş efendim maskeyi indiriyormuş sigara içerken maskeyi indirmek için sigara içiyormuş filan. Abuk sabuk bu tür yasaklarla önleyemezsin işte bunları anlattım. Ha sigara içilmesin tamam doğru mesela Avrupa'da Amerika'da parklarda sigara içilmiyor. Efendim o lokanta önlerine çıkıp orada sigara içirtmiyorlar. Ayrı yerleri var. Öyle şey tamam ama koronayı önlüyorum numarasıyla bana bunu yapma. İçkiyi yasaklıyorsun. Ne efendim işte korona yasakları falan. Yok kafanda aslında o var. Ulan bir fırsat oldu kapatın barlı. Bak hala o ayrımı şey yapmadılar. Bar kafe. İkisi de aynı ürünü satıyor. Biri bar diye ruhsat almış. Öbürü kafeterya diye almış. İkisinde de içki var. İkisinde de köfte var. İkisinde de patates kızartma. İkisinde de hamburger var. İkisinde de sosis var. İkisinde de işte o var bu var. Ama biri bar ruhsatı aldığı için korona nedeniyle kapalı. Öbürü kafeterya diye aldı. Aynı dükkan yan yana. Belki de aynı adamın dükkanı. Biri açık biri kapalı. Yani hep bu cillikleri falan yaparak yürüyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Milli de ne yapmış var. Şimdi gelelim tekrar o şeyi söyleyeyim. Ben seçim konusunda hala e, aykırı düşünce değil. Mesele efendim çok zayıfladılar. Yıkarız değil. Yıkamazsın onu söyleyeyim. E, kimse de bana böyle ya sen de hep moral, moral bozmak için söylemiyorum bunları bazı gerçekleri görmek gerekiyor diyor. Şu anda Türkiye normal yapılacak, normal şartlarda yapılacak bir erken seçime bence hazır değil. Çünkü neden? Hala bir böyle toplumsal e, rüzgar estiremedi muhalefet. Hay benim. E İstanbul'u nasıl kazandı? Bak kardeşim, İstanbul'u, Ankara'yı kazanması Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına olan vatandaş tepkisinden kaynaklandı. Onu Tek e, iki turlu bir seçim gibi kabul ettiler. AKP adayı en kuvvetli kim ona verelim. Dikkat edin, Ankara'da ve İstanbul'da. Bak 10 milyon seçmen var değil mi? 10 milyon seçmen en azından Türkiye çapında oy ne alınıyorsa İstanbul'da da o çıkar değil mi? Mesela diyelim ki e, İyi Parti'nin oyu, HDP'nin oyu ne bileyim işte şu partinin bu partinin Türkiye çapında ne oy almışlar aşağı yukarı İstanbul'da da onu alırlar, değil mi? Heh. Ama ne oldu? Bir baktık İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, Adana'daki seçimlerde herkes şuna baktı. En güçlü kim? Cumhuriyet Halk Partisi adayı. Burada baktık. En güçlü kim? İyi Parti adayı. Burada baktı. En güçlü kim? Atıyorum. Abi, ANAP adayı. DYP adayı. Kimse. Ona gitti. Ama genel seçim aynı değil. Genel seçimde bu tür öfkelerin bir akacağı bir yer yok. Onun için diyorum ki bir kere özgürlüğe giden adımlarda, demokratikleşmeye giden konularda zorlayıcı olmak, kanırta 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 bu hakları almak ve iktidarı gerçekten zayıf hale düşürmek. Bakın mesela MHP, MHP şimdi can havliyle sarılacak iktidara. Neden? Çünkü varlığı gidecek. Bugün MHP'yi kendi haline bırak toplumdaki karşılığı yüzde üçtür, dörttür, beş değil. Ama iktidara yapışma ihtimali varsa bir anda on olur. Niye? E ondan yararlanacak adam. Zaten bu iktidar niye bu Cumhur İttifakı oldu? AKP tek başına götürür normalde. Tayyip Erdoğan kazanmış. Parlamentoda da 290 küsur milletvekili var. Yani 10 tane adamı gerekirse başka yollarla da Katar 300'ü geçer. Niye MHP bu kadar yapıştı? Çünkü bir, bak karakolda bir tane adamları kalmadı. Halbuki iktidara muhalefet ederken o MHP'nin gençlerinden bir an hiçbiri Sokakta öyle başına buyruk davranamıyordu. Askeri uğurlamada iki el ateş ediyordu. Tak çağırıyorlardı. Attın lan bunları içeri. Şimdi yok. Şimdi gayet rahatlar. Oo bizim arkadaşlar gelmiş. Yavrum yap bakalım şöyle bir hareket falan. Öyle oldu. Bunda hep müteahhitler iş yapıyor. Diğer tacirleri iş yapıyor. Ne bileyim akademisyenleri iş yapıyor. Bütün polis kadrolarını doldurdular. Abi, cemaattan attıkları ne kadar hakim savcı varsa MHP'liler getirildi. Eğitime soktular. E adam da onu diyor. Şimdi bugün MHP'li olarak düşün kendini. Bu iktidara yapışmazsan yoksun. Çünkü karşılığın yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, onun için bırakın diyorum. Yani seç ama bir seçim lafı attılar. Gene söylüyorum. Bahçeli seçim diyene kadar seçim için bekleme ya da Tayyip Erdoğan eğer baskın seçim yapmaya karar verirse ki bilin ki o zaman her şey ayarlanmış demektir. Başka türlü seçime gidemez çünkü görüyor. Seçim facia ama kaosa götüreceği için Türkiye'yi. Ben şunu anlatıyorum hep. İkinci tur. Bakın ikinci tur milletin kafasını karıştıracak. İlk tur yapıldı. Tayyip Erdoğan %50'yi bulamayacak. O net gözüküyor. Yani bu son yapılan 2018 seçimine benzemez. Net şekilde ikinci tura kalacak. Yani birinci turda %50'yi bulması Ancak ha anormal bir hile yaparlar. Yani her sandık ayarlanmıştır. Kapalı öyle ama sonuç açıklarlarsa onu bilmem. Ama o kadarına şu anda Türkiye'de pek güçlerinin yeteceğini zannetmiyorum. O halde İkinci tura kaldı. İkinci tura kaldığı zaman bakın manzara, tuhaf bir manzara çıktı. İlk turda parlamento seçimleri yapıldı. İyi kötü AKP. E bugün işte hani düştü düştü filan dediniz o hala otuzlarda. Demek ki bir kere parlamentoda en büyük grup olma ihtimali hala çok yüksek. E ona MHP'yi de eklediğiniz zaman. Şimdi ikinci tura geldi. E, parlamentoya bakıyorsun. Bir 300'e yakın ya da 300'ü biraz geçen bir AKP, CHP, şey AKP, e, MHP Hatta işte varsa soktularsa işte Büyük Birlik Partisi'nden şuradan buradan filan. E öbür tarafta bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hani muhalefet gibi görünen o işte muhalefet cephesi diye görünen Deva Partisi yani AKP'den oyları çeksin denilen. Yok Gelecek Partisi şunlar. Peki onlar diyelim ki yüzde sekiz on oy aldılar. 30-40 milletvekili soktular. E ikinci tur geldiği zaman ya arkadaş burada AKP'nin ve MHP'nin işte 300'e yakın oyu var el altından anlaştık. Ya biz de o zaman hani bize de ver bakanlıklar, bize de ver müteahhitlikler filan Çünkü aynı kaynaktan geliyorlar. Yani gökten gelmediler ki. AKP'yi beraber kurdular. Eğer Türkiye bugün bu kadar berbat hale geldiyse, ekonomi bu kadar kötüleştiyse, toplumsal yapı bu kadar e, vıcık hale geldiyse, kalite düştüyse e, bu arkadaşlar yaptılar. Yani Davutoğlu'lar, Babacanlar, Abdullah Güller onlar yaptı. E o pekala barışabilirler. Ne var ki bunda? Dava arkadaşı izliyorlar zaten. Ha, şimdi öyle bir durumda parlamentoya bakacak, kaos olmasın diye Tayyip Erdoğan'a oy verme ihtimalleri olacaktır bakın. İşte kimisi diyecek ki, ya Müslüman başkan dur şimdi bu bilmem ne filan. Onun için hiç gitsin kardeşim, gidebildiği kadar bu iktidar gitsin, biz de gerçeği herkes öğrensin istiyorum. Şu anda hala millet uçuk kaçık gidiyor. Hala iki tane drone'un um var diye bütün dünyayı fethedebileceğini zanneden insanların ülkesi burası. Askeri olarak bütün bölgede bir numara olduğumuzu zanneden, ekonomik olarak herkesin bizi kıskandığını zanneden bir ülkeyiz. Bu algının kırılması lazım önce. O algıyı kırmadan girersen ve ikinci turdaki kaos manzarası iktidarın işine yarar diyorum. Ha, ha bunu oturup düşünür. Ben en doğru öyle allameyim falan demiyorum. Ama bir hava yani acayip gidiyorlar, burduk. Hayır, bekle biraz daha bekle, bir şey olmayacak ya. Bir şey olmayacak. Bırak Biden gelsin, bir devralsın, Avrupa'da şekiller değişsin, şu koronanın etkisi azalsın, şöyle bir ülkeler bir kendine gelsinler. Bak bir tek uluslararası toplantı yüz yüze yapılmıyor. Yüz yüze yapılmadığı zaman iş çok kolay. Telefonla bağlanıyorsun, çapa, çapa çapa bir şeyler söyle, sonra kapat telefonu. Nasıl abi iyiydim değil mi? Acayip geçirdiniz Sayın Başkanım. Onun için hiç bunların... Evet şimdi güncel haber şu anda gelen, az önce gelen haber. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görülen davalardan Akıncı Üssü Mahkemesi'nde karar açıklandı. Sivil imamlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bak böyle hani bir dönemin kralları böyle biz kimseden çekinmeyiz, biz devlet adına her şeyi yaparız falan diyenlerin sonu. Yani bu cezaların açıklanmasıyla birlikte iktidar sahibi olan herkes, AKP'yi kastetmiyorum. Herkes bundan ders alacak. Yani devlet görevinde olmak, kamu görevi yapmak, kamunun olanaklarını elinde tutmak, onları sevk ve idare etmek, size krallık, padişahlık, şunluk, bunluk bahşetmiş olmuyor. Sibel Can'ın mı şarkısıydı hani? Bu devirde kimse şah değil, padişah değil. Ne güzel şarkıydı o. Sözleri hiç o anlamlı. Evet, hiçbirimiz şah değiliz, kral değiliz, o değiliz, bu değiliz. Ama... Devlet görevi, kamu görevi, iktidar geçici dönemler için insanlara verilir. İşte bu cemaatçi takım AKP iktidarını alıp iktidara taşıyıp, AKP'yi alıp iktidara taşıyıp sonra devletin gücünü kullanarak bütün pis işleri yaptıktan sonra öyle ya da böyle cezasını çekiyor. Ha tabii bu arada canı yanan çok var. Hala kanun hükmünde kararnamelerle kendilerine kahakalılar diyen, hiç cemaatle alakası olmayan ama çeşitli nedenlerle, ihbarlarla ya da öyle zannedilerek ya da mecburen içlerine gir, üye olmak zorunda kaldıkları bir takım dernekler, kuruluşlar yüzünden işinden, gücünden olan bir anlamda açlığa terk edilen insanlarımızın varlığını da unutmayalım. Ha, hepsi diyemiyorum. 150 bin kişi bu kapsamda ama onlar içinde en az %10'unun, en az %10'unun diyorum ki rakam büyüktür. E, tamamen e, haksızlığa uğradığını da bilmek gerekiyor. Şimdi gelelim Akıncı davası. Efendim e, bunlar sivil imamlar ve e, pilotlar Ankara'da uçakları uçurup bombalama yapanlar tabi. Sadece uçanlar değil. 365'i tutuklu 475 sanık var bu davada. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek tabi o şey yok en baş imam neydi onun adı ya meşhur Esas Adem. Ne Adem? Kem ya neydi adamın adı? Esas hani bu şeyde bulundu, yakalandı, sonra serbest bırakıldı falan. En büyük oydu. O kaçtı ama mesela Kemal Batmaz onunla beraber. O, Hakan Çelik, Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş. Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanı'na suikast. 77 kişiyi kasten öldürmek. Çünkü buradan kalkan uçaklar bombaladıkları yerlerde toplam ölüm sayısı 77 maalesef. 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Şimdi diğer sanıkları okuyorum. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet. F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Ankara'da F-16'ya ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, bu vardı zaten. Ankara Emniyet Müdürünü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi ölümüne neden olan pilot Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş 9 kez ağırlaştırılmış müebbet. F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş 79 kez ağır müebbet. Şey, müebbet. Dönemin jandarma komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski Tuğ General Timur Can Ermiş ağırlaştırılmış müebbet. Ona bir tane vermişler. Öbürleri ölüp ölüp kalmayacak tabii. Hepsi aslında ömür boyu içerdiler de. Efendim es Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Erkan Koral. Sekiz herkes ağırlaştırılmış müebbet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan eski pilot Yarbay Hasan Üstü Balıkçı 79 kez müebbet. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Eski Albay Veysel Kavak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve F-16 pilotlarını bom bombalayacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Evet. Sonuç olarak Akıncı davası da burada sonuçlanmış oldu. Bu tabii yani o 79 kez, 10 kez, 5 kez olmasının şey, önemi yok. Yani sonuçta ağırlaştırılmış müebbet ama tabii Algıda çok önemli. Her ölüm için müebbet cezası veriliyor ve ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapsinin sonu ömür boyu hakikaten çıkmamak. Bunlar da işte aftan yararlanamıyorlar büyük oranda özel durumlar hariç. Efendim işte infaz yasasından yararlanamıyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet dedikleri bu. İşte kaldığı yerden çeye kadar. Ee, yani, e Yani tabii böyle bir e, alçaklığı yapınca... Ha efendim yani bunun kışkırtma, bunlar darbe... Onlar ayrı olay. Bir de fiilen bunları işleyenler var ki şey... Şimdi e, o koronamız hazır mı arkadaşlar? Hani korona görüntülerimiz vardı ya... Şimdi ona gelmek istiyorum tekrar. Şimdi hazırsa ona geleceğiz de... Ama önce bir Maradona'da bir şey eksik kaldı. Bakın Maradona'nın bir de özelliği vardı. Maradona e, özellikle tabii bu Katolik Hristiyan dünyasında çok tartışılan çıkışları da olmuştu. Vatikan ziyareti mesela şöyle bir şey okumak istiyorum size. E, i̇syankar da aynı zamanda yani. O nedenle de çok ilgi gördü. Tabii çok dindar çevrelerden de lanetlendi o da ayrı. Maradona diyor ki, evet ben Roma papasına karşı çıktım o papalığa karşı çıkmıştı. İşte bir taraf helal olsun Maradona derken o tam dinci takımda. Yani katoliklerin de böyle katıları vay efendim nasıl yaparsın ya. Evet ben Roma papasına karşı çıktım. Neden böyle oldu? Çünkü ben Vatikan'a gittiğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gördüm. Evet o e, Sistine Şapel dedikleri o hani o Michelangelo'nun resimlerini falan yaptığı o muazzam kilise. Sonradan papanın vaazını dinledim ve o diyordu ki kilise yeryüzündeki tüm fakir çocuklardan dolayı üzüntü duyuyor. Külahımı anlat. Üzüntü duyacağına satsana çatıları bir şeyler yapsana. Şimdi yani mesela bunu Maradona söylüyor. Tabi tepkiler de oluyor olmuyor demiyorum ama şimdi hani biri kalkıp da Diyanet İşleri Başkanı'na satsana makam arabanı filan dese vay efendim bu terörist mi FETÖ'cü mü falan filan. Saldırırlar, ee, Süleyman Soylu da alın lan bunu içeri, parayla mı verdiler bize der, olur biter. Ama işte burada diyor ve dünya çapında oluyor işte o zaman adam ama. Bunu söyleyebildiği için, her neyse. Şimdi gelelim. Tekrar koronaya dönmek istiyorum. Önce bazı haberleri sizlerle paylaşalım. Şimdi önce bir şeye bakalım. Kocanın açıklaması, yani ilk defa. Hani dünya birincisi demiyor tabii de ama dünya birinciliğine oturduğumuz açıklamasını bir önce haber olarak izleyelim bakalım. Bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin bilgi verdi. Bildiğiniz gibi tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu, ulaşımın arttığı kurban bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık. Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da %100'ü aşan artışlarımız oldu. Bunun dışında doluluk oranlarına baktığımızda İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %70'lere dayanmış durumda. %69.5. Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı %75.4. İzmir Yoğun bakım %76.6'ya kadar çıktı. Servis doluluk oranı 58.3, sonum cihazı 58.3. İzmir özellikle deprem sonrası dönemde de giderek beklediğimiz bir şeydi. Giderek iki hafta sonrası artışın belirginleşti. ve şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. Günlük verileri paylaşan Koca, daha önce tablodan çıkarılan semptom göstermeyen vaka sayılarının yeniden açıklanacağını duyurdu. Gelecek dönemde de gerektiğinde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz semptom olmayan veya hafif geçiren kişileri de bildirmiş olacağız diye konuşmuş idik. Bu dönemde bilim kuruluyla da görüşmelerimizde bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünün vakası 28.351. Yani toplam vakamız bugün itibariyle 28.351. Geçmişe dönük olan rakamları da önümüzdeki günler zaten tabloda toplu olarak geçmişe dönük olanları da göstermiş olacağız. Bakan Koca yeni kısıtlama kararlarının alınabileceğinin sinyalini verdi. Eğer tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak, Artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Farklı bir öneriyi e, sunabilmemiz bizim bir hafta 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta bilim kurulunda zaten değerlendirmiş olacağız. Koca PCR testlerinin özel hastanelerde, Bakanlık genelgesinin aksine 250 liradan daha fazlaya yapılmasını da değerlendirdi. Geçen hafta özellikle yer yer belirttiğiniz 250 liradan fazla rakamı alan, ücreti alan sağlık kuruluşlarının olduğu bilgisi bize de geliyor. O nedenle de biz yeni bir genelge yayınladık. Bu genelgede de çok net tanımladık. Dolayısıyla vatandaşımız 250 liradan fazla bir ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin. Bizim gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektörde bilsin vatandaşımız da biz. Evet, şimdi görüyorsunuz. Yani bakın, bakanın bir ilk aylarını bir düşünün. Böyle ne kadar seveceğin böyle insanlara. Bak surat nasıl. Çünkü niye biliyor musun? Zaten giderek sonuç olarak tamam odur budur filan ama yani bakan da doktor ya. Okumuş yazmış adam. Yani pozitif bilimlerle de uğraşmış. Yani giderek onun üzerine de bir ağırlık çöküyor çünkü baskı altında. Şimdi mesela daha önce demişti Dün de artık ondan vazgeçecekleriz. Efendim bir semptomu olmayan hastayı açıklasın. Ya arkadaş pozitif çıkıyorsa artık onu kabul edeceksin. Ben kendimden biliyorum. Bakın. 21 Ekim günü korona testi yapıldı burada. Ben de geldim. Öğleden sonra saat 4 falan civarıydı. İşte böyle burnundan sokuyorlar Aman çok illet bir şey ama. Yani bir saniyelik iş olduğu için artık dayanacaksınız yaptırmayanlara söylüyorum. Böyle şeyi sokuyor, çıkarıyor, buradan da sokuyor, çıkarıyor. 22 Temmuz şey e, Ekim itibariyle pozitif çıktığı gözüktü. Hemen anında nabız var ya burada hani E-Devlet'te. Şak düştü arkadaş 14 gün karantinadasın ona göre diye bakanlıktan da geldi. 23 Ekim tarihiyle hastaneye yat. 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim, 26 Ekim, 27 Ekim. Hiçbir şey yok. Hatta hastanede doktorlara dedim, yani kırıldı bile doktorum hafif Muharrem ee, Tokmak. Dedi ki, dedim ki ya doktor bak hiçbir şeyim yok. Dedi Can Bey, vücutta çok ciddi virüs var. Ama siz bugüne kadar belli ki yani iyi şey yapmışsınız. vücut direniyor. Ama bu çıkar ortaya. Nitekim 6. gün patladı. Şimdi efendim benim testim pozitif çıktı. E, ama hiçbir şey yok bende. E, ben seni niye sayayım? Al işte saymadın gördün. Eğer beni saymamış olsaydın ben dolaşacaktım o 6 gün. Muhtemelen Yaymadığımı nereden biliyorsun? Yani yaymayacağımı. Şimdi efendim taşıyor ama yaymıyor. Ne biliyorsun? Onun bilimsel olarak açıklayabildiniz mi? Buldunuz mu? Yani semptom göstermiyor ve e, taşıdığı halde yaymıyor. Belki yayıyor. Benim vücudum dirençli çıktığı için 6 gün direndi. Ve şey, ama sonunda e, bir yerden sonra diyor ki abi teslim. Kusura bakma diyor. 4 gün bana bir azap çektirdi. Ondan sonra işte onun şey Onun için İlk günden bu gerçekleri söylese insanlar daha bak şu anda etkili olmuyor. Ondan sonra da kızıyorsunuz. Ya bunlar adam olmaz kardeşim işte. Çok toplucu yemek yiyor. Mesela AVM'lerde yemek. E şimdi az önce biri mesaj attı. Diyor ki Can Bey diyor bak siz de atladınız diyor. Ya o AVM'de yemek yiyenler biziz diyor ya. Biziz dediği kim? AVM'de çalışanlar. E ne yapsın? Dükkanın içine mi girsin? gitmiş oradan döner almış. Lahmacun almış. Börek almış. Dükkanına mı götürecek yiyecek? O biziz diyor. Ha onlarla beraber de ya o sırada gezenlerden üç kişi daha oturup yerde yemek yemiştir belki. Bunlara taktık kafayı. Ama ne oldu sonuç? İşte hala insan ya hasta ziyaretine gitmeye kalkıyor ya. Ya korona olmuş gitmezsek ayıp olur. i̇şte bunları anlatacaktınız. Ama küçük gösteririm. Yani biz o kadar güçlü bir iktidarız ki korona moranı al sana dinlemedin işte. Ya sarayda İbrahim Kadın oldu artık ondan da mı akıllanmadınız? Ben mesela Fahrettin Koca'nın yerinde olsam, hiç bak eline çok güzel Sayın Cumhurbaşkanı derim. Bakın en dibinizdeki adam, yedi kat koruması var adamın be. Ona rağmen oldu. Bak İstanbul Belediye Başkanı oldu. Antalya'daki tabii başka herhalde rahatsızlığı da var. Muhittin Böcek yani iyileşemiyor tabii. Onunki koronayı aşam bir durum anladığım kadarıyla. Ama hepsi oldu. Ve bakın şey bilgilerini vermiyorlar. Şimdi hastanelerde doluluk oranı şu kadar bu kadar. Bakın ısrarla soruyorum. İlk günden bu yana. Atatürk Havalimanı ve Sancak Tepe'nin Samandağ'ın orada değil mi? Yapılan iki tane pandemi az. Yani niçin buralardan yayın yaptırmıyorsunuz? Abuk sabuk işte ara sıra böyle haber görüyoruz. Mesela alay ettikleri Adana Belediye Başkanı'nın yaptığı hastaneyle e, Atatürk Havalimanı'na yapılan, pistleri bozup yapılan hastane arasında bir fark yok. Ama ne yaptılar? Vay efendim hastane diyor burası. E, öyle zaten sahra hastanesi. Büyük bir alanı, depo gibi bir alanı bölmelerle yapıyor. Ha, ondan sonra onun içine tıbbi cihazları koymak işi senin işin. Ha, belediye ona da yardımcı olurdu. Ama diyor ki bak ben sana bir yer hazırladım işte gel buraya yerleş. Buraya sırf e, koronalıları al diyor. Ne yaptılar? Adama küfürler, kafirler bir de bilmedik bir sürü cahil cühela. Vay efendim işte hastane dediğim bu. Görüyorsun para kaybı. Yani öbürü ne zannediyorsun? Göstersenize. Kaç hasta bakıyor mesela. Ha, sır gibi saklıyorlar. Atatürk Havalimanı ve Samandağ'daki, şey, Samandağ'daki o sahra hastanesi kurdukları. Kimler kalıyor? Şu ana kadar kaç kişi tedavi gördü? Kaç hekim çalışıyor? Kaç pemşire var? Çalışma koşulları ne? Yok böyle bir şey. Ne bakın efendim? doluluk oranı %60, %40. Efendim işte e, e, yoğun bakımda yer yok lafları yalandır. E göster. E biz nereye sorarsak yoğun bakım. Bakın ben çıktığım hastane eğer benim testim bir ay sonra yapılmış olsa 15 gün kaldığım hastanede yer yoktu. Kendimden biliyorum. Eğer bugün testim pozitif çıksa o hastaneye gittiğim zaman bana yer yok diyeceklerdi sigortalıyım yani özel sigortalıyım bütün özel hastanelerde de kalabilirim yer yok diyecekler. Sen şimdi kalkıp hala bunları söyleme diyorum. O görüntümüz hazır mı? Bir onu verelim ondan sonra İmamoğlu'na geçmek istiyorum çünkü. Bir korona hazırladık yani gün gün öyle mi? Peki. O zaman şeyi verelim Ekrem İmamoğlu şimdi aslında bu işi kahramanı bana göre Ekrem İmamoğlu. Eğer Ekrem İmamoğlu çıkıp da yahu yani görüyorum ölenleri susayım mı, yutkunayım mı dedi ya. Oo, çok kızdılar, hain, alçak falan. Onları yaptılar. Neden? Gerçeği açıkladı. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olarak, çünkü elinde veri var. Cenaze işleri büyük şehrin İstanbul'da. 20 milyona yakın nüfusu olan İstanbul kentinde her ölüm olayı belediyeden geçiyor. Neden? Çünkü cenazeyi kaldırmak belediyenin işi. E şimdi orada raporları görüyorlar. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, ya kardeşim diyor, dün diyor bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat etti diye 180 kişi mi, 134 kişi. rakamı yanlış söyleyebilirim, bir dakika. Hemen bakıyorum. Ee, ha, dün itibariyle 203, toplam 454 ölüm var İstanbul'da dün. 203'ü bulaşıcı hastalık. Şimdi bulaşıcı hastalık, afaki bir af. Şimdi korona da bulaşıcı. Ama grip de bulaşıcı. Efendim ne bileyim işte zatürre de belki hani gripin çok ağrı ya yani da akciğer hastalığı ya da ne bileyim işte kolera da bulaşıcı. Hangisi? Şimdi böyle bir şey koronadan 10 tane bildiriyor resmi geri kalanına bulaşıcı hastalık diyor. İmamoğlu bunları söyleyince önce bir vay ha iftira atıyor yalan söylüyor filan. Fakat baktılar dikiş tutmuyor. Çünkü yayılıyor görüyorlar kardeşim. Bu önceden de vardı ama zamanında işte demek ki raporları böyle getirmiyorlarmış. Giderek mecbur kaldılar raporlar böyle yapılmaya başlandı ve işte bu sonuca vardık. Onun için bu işin kahramanı İmam oldu. Onu söyleyeyim size. Eğer o hak eden şey yapmamış olsa bunu böyle ya ben yutkunayım mı kardeşim falan demese bunları açıklamayacaklar. Şimdi gelelim. Bakın Ali Bey köy gasilhanesinde arkadaşlarımız röportaj yaptılar değil mi? Evet. Ha Engin Açar tabii e, muhabiri Engin Açar. Gasilhane yani vefat edenlerin için son görevin yapıldığı, yıkama, kefenleme olayının yapıldığı gasilhane. Oraya gasilhane denir. Hani gençler, çocuklar bilmiyor olabilir diyorlarsa. Evet, o röportajlarımızı bir izleyelim şimdi. Geçen yıla göre total ölümlerin sayısı iki katından daha fazla artmış durumda. İstanbul'daki vefat sayıları ile ilgili skandal açıklamalar birbiri ardına geliyor. Aylar öncesinde pandeminin ilk zamanlarında bulunduğumuz noktadan sizler için yine bir haber yapmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına göre İstanbul'da ölüm oranları bir hayli yükseldi. Arkamızda gördüğünüz yer Ali Beyköy'deki gasilhane. Sadece koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin cenazeleri bu noktadan kalkıyor. Yaklaşık 25 dakikadır buradayız 25 dakikada bizim gördüğümüz 10 tane cenaze var 25 dakika boyunca takip ettiğimiz gasilhaneye bu süre içerisinde minimum 10 cenaze geldi Pandeminin ilk zamanlarında elde ettiğimiz görüntülerle Bugün elde ettiğimiz görüntüleri karşılaştırdığımızda korkunç tablo daha net anlaşılıyor Cenaze araçları birbiri ardına gelip gidiyor gasilhaneye. Çevrede oturan vatandaşların anlattıklarına göre ise şu anda gördüğümüz manzara daha hiçbir şey. Sizin de gördüğünüz gibi bugün az gene, diğer günler daha çoktu. Cenazeler günde her, her geçtiğimde 10 tane 15 tane var yani cenaze, cenaze arabaları tıklım tıklım şu an böyle boş. Vallahi sağ eskiden cenazeler namazlarda kalkardı şimdi öyle değil şimdi oldukça yoğunluk oldukça alıp götürüyorlar. Demiyorlar bir cenaze arabasında 3 tane tabut oluyor üçerli götürüyorlar ikişerli götürüyorlar. Çok geçiyorum. 10-15 sefer aşağı inip çıkıyorum buradan. Her seferinde de yoğunluk var yani. Her seferinde. Son 15 dakika içerisinde arkamızdaki gasilhaneye toplam 5 tane cenaze aracı geldi. Kimi cenaze aracında 2 tabut, kimi cenaze aracındaysa 3 tabut var. Son günlerdeki anlatılan yükselen ölüm oranlarını en iyi anlatan görüntü arkamızdaki Ali Beyköy gasilhanesinde. Biz her gün görüyoruz çok fazla geliyor insanlar. Yani 25-30'un üzerinde görüyorum. Fazla var şu ara çok yoğun. 15 günden fazla bir aya yaklaştı yani. Rink yapıyor yani cenaze arabaları yazık. Bir 10-15-20 gün kapatsalar yazık günah. Onca insan ölüyor yani. yani bunların bir vebali var yani. Önlem alınması lazım. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ben öldükten sonra ekonomiden ne yapayım. Ne yapayım ekonomiyi ben? Burada oturuyorum. Yaklaşık bir buçuk iki aydır en, yani en fazla olduğu dönemler. Ya yani günde 40 40'ın üstünde cenaze sadece buradan kalkıyor. Hatta şu alt tarafa dizi cenazeler artık. Yani yetişemiyor arabalar. Alt tarafa raflar yaptılar. O raflara dizi yollar. Ön ta bu taraftan alıp ön taraftan vermeye başladılar. E yaklaşık bir buçuk iki aydır çok acayip yoğunluk var. Dün gece mesela gece saat 12 birlerde cenazeler geldi gitti devamlı. Hatta sivil arabalar getirip götürmeye başladı. Sadece şeyler değil, cenaze arabaları değil. Ben ya yani ben bir kere de buradan 18 tane kalktığını biliyorum yani. 18 e özellikle çocuğum da şey yapıyor mesela. Artık uyuyedindi. Çıkıyor ilk önce uyandıktan sonra cenazelere bakıyor. Cenaze arabası sayıyor, cenazeleri sayıyor. Evet, durum bu. Şimdi tabii diyeceksiniz ki ya kardeşim İstanbul'da o kadar. Et rakamı söylüyorum şimdi. 454 ölü var. Ama bunun 200 küsuru şey diye geliyor. bulaşıcı hastalık diye geliyor. Ayrıca bakın normal günlerde yani korona yokken bir cenaze aracında 3 tane, 2 tane olmazdı. Yani her cenazeye bir arabayla giderdi. Şimdi bakın bir de başka bir şey var. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Hani bir yakınınız vefat ettiyse Artık vakit namazları da özellikle öğlen ya da ikindi de kalkar bizim cenazeler. Yani sabah ezanında kalkan olmaz. Akşamdan sonra da pek e, tercih edilmez. Yani kalkar mı? Kalkar cenaze ama tercih edilmez. Hoş karşılanmaz. Yani iki vakit vardır. Öğle ya da ikindi. Şimdi özellikle İstanbul'da artık vakit namazlarından sonra kılınmıyor cenaze namazları. Saat veriyorlar yani bizim cenazemiz saat mesela 13:30'da kalkacak 14'te kalkacak 14:30'da kalkacak 15'te o sırada vakit namazının kılınması falan diye bir şey söz konusu değil onu da bilin hani bir yakınınız ya da tanıdığınız biri öldü hangi vakit kalkıyor Hayır saatini öğrenin. gidin eğer ille cenazeye uzaktan da olsa katılacaksınız Tabii onun da kuralları var öyle hani eski cenazeler gibi böyle herkes yığılmıyor ama uzaktan en azından aileyi işte görerek belki de selamlaşarak yani buradaydım deme imkanı var. Evet şimdi bir bu dünya şey tabii dünyada birinci Amerika ben yanlış söylemiş olabilirim. Türkiye Avrupa'da birinci ama rakamlara ülke nüfuslarına oranlarsak Türkiye'nin durumu dünya birinciliğine geliyor onu söyleyeyim. Yani Amerika 300 milyon Türkiye 80 milyon yani öyle bakın. Ee, o öyle oranlarsanız. Rakamsal olarak bakıldığında tabii Amerika şu anda birinci ülke. Ee, bir e, şey hazırladık. Ee, hani bir ibret belgesi gibi. Hani ilk günden bugüne bakanın açıklamaları, yaşadıklarımız şu falan bir e, bilgilendirme videosu diyeyim. İzleyelim. Semptomatik vaka hasta. Asemptomatik vaka. Vaka. Buyurun her vaka hasta değildir. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Gerçekten çok üzülüyorum. Bizim bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Evde semptom olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. İçeride de yasak. Nasıl yasak? Her yazacak, dışarı yazacak. Ne de yiyeyim ben bunu. TTB'nin açıkladığı bir günlük vaka sayısı 47.629. Bakanlığın açıkladığı hasta sayısı 4542. Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niye okuyuculuğuna heves etmesin? İktidar hala pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Ben şimdi ne yapayım yani? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Kasım ayında bizim definimiz Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. İstanbul'da 200 202 190 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Vaka sayılarını, ölüm sayılarını gizlemeye başladılar. Benim de öğrencim olan Sağlık Bakanı tıpta her zaman vaka eşittir hastadır. Her vaka hasta değildir. Bu gün vaka sayısı olarak da bugünün vakası 28351 yani toplam vakamız bugün itibariyle 28351 toplam günlük vaka sayısı yani pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İkisini de bundan sonraki tabloda yarından itibaren görmüş olacağız. Evet. Aslında görüyorsunuz değil mi? Nasıl çaresizliği de yüzünden okunuyor. Ve böyle ısrarla yani onları açıklayacağız da ne olacak falan. İşte bak şimdi açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü dünya böyle açıklıyor. Hani ilk başta sen 8 bin, vay efendim Almanya'da 18 bin, İtalya'da 22 bin, İngiltere'de falan işte hayır. Bizim rakamlar hala bakın Tabipler Birliği'nin altında açıklananlar yani. Ama bakın ne oldu? Şimdi mesela Devlet Bahçeli ne yapacak? Tayyip Erdoğan ne diyecek? O hekimlerden özür dileyecek mi? Çünkü neden? Türk Tabipler Birliği'nin yönetimi ve doktorların tabii çok önemli bir bölümü. Daha iyi eğitimler de belki aldıklarından, mektep gördüklerinden filan. E daha bir farklı bakıyorlar olaya ve siz onlara hepsine hain muameleniz Çünkü neden? Sizden değiller. Mesele o. Yoksa Türk Tabipler Birliği kapatılmalı falan demelerinin tek sebebi. Bunlar bizden değil. Bizden değilse onların söyledikleri bilimsel rakamlara da asla itibar etmez. Çünkü bizden değiller. Böyle bir mantık olmuyor. Adil Öksüz izin. Hemen Google Efendi'ye diyoruz ki anayasa madde anayasa madde 138. Madde 138. Evet okuyalım bakalım. Anayasa bu ha çok önemli. Hmm, öyle normal yasaya benzemez. Ne diyor abi? Ha, bir, be, 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 nedir içeriği nedir haberler detayımızda demiş. Hadi kardeşim tamam. Heh. Madde 138 okuyorum. Efendim hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Bu enteresan. Anayasa öyle emretmiş. Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yani hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Çok güzel. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı etkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Şimdi bir şey soracağım. O Osman Kavala'da Demirtaş neydi? Selahattin Selahattin Demirtaş'ta henüz mahkum edilmediler. Peki AKP Genel Başkanı terörist olarak tanımlıyor. Bu yargı üzerine konuşmak değil mi? Yani anayasanın 138. maddesine uysun bu Kemal Kılıçdaroğlu derken aslında söylem ve eylemleriyle anayasanın 138. maddesini ihlal etmiş olmuyor mu? Yani Osman Kavala mahkum değil ya. Nasıl şey yaptınız? Yani çünkü oradan ceza veremediler. Apar topar tam çıkacağı sırada efendim casusluk yaptı falan filan diye başka bir tarafa attılar. O da devam ediyor. E Demirtaş da öyle. Demirtaş da teröristlikten mahkum olmadı ki. Cumhurbaşkanı hakaretten filan yani varsa mahkumiyeti onlardan. Peki siz bir parti genel başkanı olarak tabii aynı zamanda ülkeyi de yönetiyorsunuz Cumhurbaşkanı sıfatıyla. E nasıl söylüyorsunuz? Anayasanın 138. maddesini ihlal işte. Hem ihlal etmeyin diye sesinizi yüksekten kullanıyorsunuz. Hem de ihlal ediyorsunuz. Nasıl olacak? Onun için yani bana tuhaf geliyor. Şimdi gelelim gazetelerde. Şöyle bir bakıyorum. Ben bizim köşelere bakacağım. Efendim korkusuz sitesi. Evet. Şimdi Burada ne var? Manşette ne diyor? Batı ülkeleri doğal gaz ve elektriği bizden ucuza. E, öyle olacak tabii. Onlar batı ülkesi. Medeni. Bizim gibi değil ki. Onların parlamentoları var, hükümetleri var, kurulu düzenleri var. Biz kabile yönetiminde durumundayız. Şimdi benim köşede kilere bakmak istiyorum. Bir tanesi Mesut Yılmaz. Şimdi karantina günleri diye biliyorsunuz köşemde bir bölüm var. Yani bu aşağı yukarı bir ay süren bütün o hani dinlenmesiyle, hastalığıyla falan. O sürede ben yazı yazamayınca Biriktirdim ama notlar biriktirdim. Bir tanesi Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili. Bunu anlatmak istiyorum çünkü bu hem benim ne nostaljik bir anım hem de Mesut Yılmaz'a karşı bir görev olarak da kabul ediyorum. Çünkü Mesut zın belki de kendi iktidar döneminde ya da işte kendi gazeteci olarak en hasım gördüğü kişi bendim. Çünkü e, bir kere muhaliftim o zaman. Çünkü şunu yapmadılar. E, merkez sağı birleştiremediler. Tansiçiller bir tarafta DYP olarak, Meclis bir tarafta ANAP olarak. iki tane tabii ki kapitalist anlamda sağcılık yapan, dinci unsurları da içinde barındıran iki partiydi bu. Fakat bu iki partiyi birleştirip adam gibi götüreme ya da işbirliği yaptırıp adam gibi götüremeyince ne oldu? O partinin aslında dini hassasiyetleri olan ya da dini propagandalardan etkilenen kesimi olduğu gibi AKP'nin tabanını oluştu. Aslında işte Süleyman Demirel, belki daha önce Turgut Özal falan bunu ve Demokrat Parti o kesimleri konsolide ediyordu. Yani kontrol altında tutup siyasal İslamcılığı devlet yönetimine aktarmalarının bir şekilde önüne geçiyordu. Yani çok tavizler veriyorlardı zaten o yüzden oldu ama sonuçta bu birlikteliği sağlayamayınca Şimdi hep Mesut o dönemde ben sabah gazetesinde hem yöneticiyim hem yazı yazıyorum falan. O da işte önce Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı'na atladı. İşte ondan sonra neydi? Erzurumlu Yıldırım Meclis Başkanı'ydı hani. Yıldırım Aktun'a, Akbulut pardon Akbulut. Ondan sonra işte ondan Mesut Yılmaz iktidarı aldı. Sonra seçime gidildi seçimde kaybetti. Sonra işte 94 seçimleri kafa kafaya gelindi. Yok o pisliğin üzerinde oturmam, yok o ben bununla işbirliği yapmam falan derken iş refahı, refah refahtan da Tayyip Erdoğan'a şeye geldi. AKP'ye geldi. Şimdi o dönem niye bana çok öfkelidir, öfkeli idi bir dönem? O da şuradan. Şimdi ben tabii ta Turgut Özal'dan başlayan sonra Ak ve Mesut Yılmaz'la da devam eden zaten ANAP'a bir muhalefetim var. O biliniyor. Efendim o sırada Tansu Çiller'e sempatim var mı? E, i̇kisini yan yana koyunca Tansu daha ağır basıyordu. Orası ayrı. Ama ben merkez sağ içinde tercih belirtiyordum. Benim siyasal tercihim, idolüm, beğendiğim kişi Tansu ve DYP değildi. Ama merkez sağ konuşuluyorsa e, İbre Tansu yanaydı. Hepsi o. Çünkü o günlere gittiğiniz zaman hatırlayanlar olurlar. Ha şu suçlamayla vay efendim sen Tansu ya değil kardeşim. Ama iktidarda onlar var. İkisi mesela koalisyon kurmuş. E, ile e, Tansu Çiller'de e, rahmetli Erdal İnönü'yle de iktidardaydılar falan. O tarihte. Şimdi nereden geldi? Bir gün bir İzmir milletvekili, şimdi ismini anmak istemiyorum çünkü hani polemik yaratmasın diye. Bir gazete ziyareti sırası. ki ya bu Mesut Yılmaz kardeşim dedi. Partiyi mahvet dedi. Tamamı dedi Karadenizleri, özellikle Rizelileri doldurdu. Aa filan. Yok yok öyle değil dedi. Bak dedi bütün il başkanları Karadeniz'i ya Trabzon'da ama ağırlıklı Rizeli Hadi canım dedim ben millet bak dedi yarın göndereyim dedi. Hakikaten ertesi gün o tarihte kaç il vardı hatırlamıyorum. Yani 70 küsürdü. 67 değildi. Yani iller yeni iller. Şimdi 81 oldu biliyorsunuz. 70 küsur ilin ana vatan partisi il başkanlarının listesini ve karşılarında nereli olduklarını yazan listeyi gönderdi. Ya inanılır gibi değil. 70 küsur ülkenin neredeyse ilin neredeyse 70'inin il başkanı ya Trabzon'da ya Rize'li. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu Anaplılar bilmiyor mu? E bilmiyor, şöyle bilmiyor. Mesela Erzurum'a gidiyorsun. Erzurumlu Anaplılar il başkanının, Anap il başkanının Rizeli olduğunu biliyor. Ama Erzurum'da oturan Edirne'nin il başkanının da Rizeli olduğunu, efendim Tekirdağ'ın da Rizeli olduğunu, Muğla'nın da Rizeli olduğunu, Antalya'nın da Rizeli olduğunu bilmiyor. Aynı şekilde Muğla'da evet bizim başkan Rize'den Karadenizli ya da Trabzonlu diyenler e benim İstanbul'dakinin de, Ankara'dakinin de, Bingöl'dekinin de Rizeli olduğunu bilmiyor. Bu liste sabah gazetesinde ben böyle bir koydum. Hey, ertesi gün kıyamet koptu. Anap çevrelerinde. O hepsi ayaklandı. Böyle çünkü bölgecilik yapmış oluyoruz. Herkes Rizeli, e, Mesut Yılmaz da Rizeli. <laughs> Ve Mesut Yılmaz tabii çok perişan oldu. O söylemiş hayatımda böyle bir siyasi kazık yemedim diye. Zaten başlık o. Hayatımın en büyük kazığını atmıştım diye. Espri olarak tabii yapıyorum. Sonradan e, e, işte iktidar dönemi değişti. Ana e, şey e, 2000'lere geldik. E, o zaman Habertürk televizyonu Ufuk Güldemir kurmuş. Ben de ilk şey yapanlardanım. Gece saat 9'da bir yayını alıyorum. Ucu açık. 1'e 2'ye kadar gittiği de oluyor. Ama en az 12'yi buluyoruz. Ve o dönem hakikaten Habertürk'te inanılmaz isimlerle müthiş röportajlar olmuş. Mesut Yılmaz'ı davet ettim. Önce bir çok şaşırmışlar. Ulan Mesut Yılmaz can ataklıdır. Dedim ki ya tam tersi. Gel. Ama dedi her şeyi soracak mı dedi kardeşi ile konuştum. Ee, ne Turgut Yılmaz'la. Dedi ki ama dedi açık açık dedi her şeyi sorun dedi. Yani ne var? Ya dedim ki soracağım. Tamam dedi abim geliyor dedi. Mesut Yılmaz geldi. Ama nasıl ilk böyle karşı son derece gergin. O böyle bana bakıyor hani şeye bakar gibi. E ben de öyle baktım tabii yani. O bana öyle bakınca ben de öyle baktım. Program başladı. Programın o böyle bir, bir saat falan geçti. O zaman böyle çok reklam falan da yok haber. Baktım böyle şey Turgut Yılmaz işaret ediyor bana böyle. Böyle yapıyor. O zaman uyandım. Abim sigara içecekti. Çünkü Mesut Yılmaz hakikaten acayip sigara içerdi. Ve rekor kırmış o gece. Bir saati aşkın süre ekranda ve sigara içmiyor. Hemen tabii ara verdik. Oturduğu yerde yaktı sigarası var. Ve orada bir yumuşama oldu. Program bittiğinde ben ona net bir şekilde, bayağı da bazıları sert, bazıları yumuşak ama sonuna doğru bütün o buzlar eridi. Hani o bana adeta, ya ben seni yanlış tanımışım, ben de ona ya Mecid Bey siz aslında iyi adammışsınız gibi. Sonraki yıllarda zaman zaman karşılaştık ve son derece nedeni son derece hoş ilişkimiz oldu. Sohbetler ettik. Özellikle eşi Berna Hanım'la daha bir hukukumuz vardı. Onunla bir Mardin gezimiz falan olmuştu. Ve tabii evlat kaybetmek çok acı bir şey herhalde. Ben evladını kaybeden arkadaşlarımdan da biliyorum maalesef. bizimle yakınlarımızda oldu. Çok acı bir şey tabii. Yani sonuçta tabii sağlığı el vermedi ve bana göre erken gitti. Hemen Türk siyasetinin vazgeçilmez. O kadarını söylemem ama bugünkülerle karşılaştırılınca bir kere nitelik. Nitelik olarak bugünkü siyasetçilerin tamamına yakınının üstündeydi. İslam erkek sesi, e, Avusturya sesi, yani onlar şeydir, iki dil bilen, efendim, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Turizm Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, NATO toplantılarına, Birleşmiş Milletler toplantılarında Türkiye'yi temsil etmiş, e, aile yapısıyla, yaşam biçimiyle falan, e, bugünkü siyasetçilerin bana göre çok üzerindeydi. Ha, hata neydi? Daha genç, daha dinamik oldukları yıllarda Aynı şekilde rakibi gibi gördüğü Tansu Çiller'le merkez sağı bir türlü birleştiremeyince Türkiye'yi bugün işte bu daha ilkel, daha geri, bazı düşük bir e, siyasi kadroya teslim etmiş oldular. Ha O açıdan baktığım zaman affı yok diyorum. Ama insani olarak baktığım zaman Mesut Yılmaz'ın ölümü beni gerçekten çok üzdü ve e, hüzünlendirdi diyeyim. Evet, yazılardan biri oydu. Size anlattım tabii çok daha kısası burada yazılı. Efendim şimdi burada ne var? Bir tane su. Damat hala ortalıkta yok. Ya 19 gün oldu. Damat yok. Doldu mu? Ha bu arada süremiz dolmuş. Buyurun hadi bakalım. Diğer yazılara bakamadık bile. Ha, mesela Memduh Bayraktaroğlu'nu falan okuyamadık. Ve ne yapalım? Yarın devam ederiz diyorum. Evet. Bugünkü yayınımız burada sona erdi. Yarın haftanın son günü hastalık sonrası ilk haftayı bitireceğiz yarın hayırlısıyla. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek umut ve dileğiyle diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.